Kurban Gelin 5. Bölüm. Kocaman bir eve gelmişlerdi. İçinde kaybolacağı kadar büyük. Ahmet bir inşaat şirketinin yöneticisi olan bir mimardı. Ailesinin oturabileceği çok büyük bir ev, eğer ev denilirse buna, ev yapmıştı. Ahmet'in odası 3. kattaydı. Diğerlerinden bağımsızdı. Küçük bir mutfağı, banyosu, oturma odası ve yatak odası, çalışma odası ve giyinme odası olan bir daireydi. Burada Zeynep rahat edebileceğini düşündü. Evde bir erkek, iki kadın çalışan vardı. Ahmet onu eve getirince, "Sen dinlen, benim işim var. Bu arada yatak odası senin." deyip gitmişti. Ahmet ona çok iyi davranıyordu. İkisi de büyük fedakarlık yapmış, ukan dursun diye evlenmişti. Nedense annesi ve teyzeleri bu barışa çomak sokmaya çalışıyordu. Bursa'ya gelmeden önce ailesine uğramışlardı Zeynep'in. Babası ve annesi endişeliydi. Halası ve eniştesi sabah erken evden hiç de hoş ayrılmamışlardı. Makbule Hanım misafirlerine yatak bile hazırlatmamış, kız kardeşleri de "Maalesef tüm odalar dolu, yatacak yer yok. Biz de evlerimize gideceğiz. Siz de istediğiniz yerde kalabilirsiniz." demiş. Onlar ise Zeynep'i bırakıp gidemeyecekleri için geceyi arabalarında geçirmişlerdi. Sabah da erkenden oradan ayrılmak zorunda kalmışlardı. Halası ise abisine durumu anlatmıştı. Ali Bey kardeşine susmasını tembih etmiş, Emin Bey ile konuşacağını söyleyip şimdi ortalık karışmasın demişti. Dünürünü arayıp sitemini de bildirmişti elbette. Ahmet Zeynep'in babasından öğrenmişti yaşananları. Kız kardeşinin ve eniştesinin nasıl misafir edildiğini anlatmış ve tavsiyede bulunmuştu. Zeynep rahat ettiği sürece bir olay olmaz. Ama gençler Zeynep'ten kötü haber duyarlarsa rahat durmazlar, korkuyorum. Annenle konuş oğlum, her iki aileyi de zor durumda bırakacak şeyler yapmasın dedi. Ahmet bu evliliğe mahkum edilmişti. Annesi belli ki bunu sindiremiyordu. Zeynep'i eşini ölümden kurtaran adamın kızı değil, vuran adamın yeğeni olarak görüyordu. Bu da yetmezmiş gibi bir de oğluna o başı kapalı çocuğu layık görmüyordu. Zeynep işinin ne kadar zor olduğunu düşündü kendi kendine. Ama bu insanlara iki sebepten sabretmeliyim. Birincisi, ben bir misyon evliliği yaptım, görevime karşı sorumluyum. İkincisi, Ahmet'i üzmemek adına sabretmeliyim diye mırıldandı. Zeynep'in yaşı küçüktü evet, ama herkes onun çok olgun olduğunu düşünürdü. Omuzlarına öyle kocaman bir yük binmişti ki artık çocuk olmak yok Zeynep dedi kendi kendine. Burada bu insanlarla bir piroğlu kızı, kadıoğlu gelini ve dindar bir Müslüman kadın olarak yaşamalıydı. Bunu nasıl yapacaktı bilmiyordu. Hayat bana öğretmen olacak diye düşündü. Ayaklarım yere sağlam basarsa beni kimse deviremez dedi. Ardından kendi kendine mırıldanarak. Bu ev artık onun yeni eviydi. Buraya alışması lazımdı. Ahmet onu incitmezdi, bunu biliyordu. Zeynep'i küçük kardeşi gibi görüyordu. Ahmet de kahramanı olmuştu Zeynep'in. Elini tutmasına bir türlü alışamamıştı. Garip geliyordu ona, içi bir acayip oluyordu eline dokunduğunda. Ama burada her şey daha rahat olacaktı. Ahmet yatak odası senin demişti. Ama o oturma odasındaki koltuğu tercih etti. Yeni hayat, ne olur beni fazla üzme diyerek uykuya teslim oldu. Bir ara uyandı Zeynep, bir ses duymuştu. Sesin nereden geldiğini anlamak için baktığında Ahmet'in geldiğini gördü. Yatak odasına giriyordu. Ahmet yatak odasına girerken Zeynep'in uyandığını görünce durdu. "Neden yatakta uyumadın ki?" diye sordu Zeynep'e. "Sen orada daha rahat edersin diye düşündüm." diye cevap verdi Zeynep. "Düşünme ufaklık," dedi Ahmet sert bir şekilde. "Ne dersem onu yap. Hadi şimdi yatağa gidiyorsun," dedi parmağı ile yatağa işaret ederek. "Ama sen buraya sığmazsın ki," dedi Zeynep mahcup haliyle. "Fazla konuşma, hadi hadi." Kolundan tutup yataktan kaldırdı Zeynep'i. "Ah, kolum acıdı," diye feryat etti Zeynep. Ardından da adama bakarak, "Dur ya," dedi. Ahmet'in bu tavrına şaşırmıştı Zeynep. "Kusura bakma," dedi Ahmet. Zeynep'in kolunu bıraktı.
Acıtmak istememiştim ufaklık. Lütfen kusura bakma. Ahmet, sen kötü kokuyorsun. Nefesin. Zeynep bunu beklemiyordu. Aman Allah'ım, sen içki mi içtin? Diye sorduğunda mavi gözlerini kocaman açmıştı. Evet, ne var ki bunda? Sana senin gibi olmadığımı söylemiştim. Sen kendi hayatını yaşa, ben kendi hayatımı. Sana içki iç demem, sen de bana içme deme sakın, diye cevapladı Ahmet onu. Kızın tavrına sinir olmuştu. O kıza ne oluyordu ki? Zeynep ilk defa içki içen biriyle bu kadar yakın duruyordu. Korkmuştu zaten, Ahmet'in bakışları da bir garipti. Ben gidiyorum odaya. Allah sana rahatlık versin. Odaya kaçar gibi gitti ve girer girmez de odanın kapısını kilitledi. Ahmet'ten oldukça korkmuştu. Kapının arkasına dayandı bir süre. Gözüne yatak odasındaki banyo ilişti. Hızla banyoya gitti ve bir solukta abdest aldı. Hazır uyuyup uyandım, teheccüd namazı kılayım dedi. Abdestini aldıktan sonra banyodan çıktı ve odaya geçti. 2 rekat namaz kıldı. Namazdan sonra Fetih suresini okudu ve ardından da el açıp Rabbine "Allah'ım, sen bu iyi adama iman nasip et," diye dua etti. Günler su gibi akıyordu. Genç kız Ahmet'i pek görmüyordu. Üniversite tercihini yapmıştı, yerleştirme sonucunu bekliyordu. 3 gün olmuştu buraya geleli, resmen evde hapsolmuştu. Dışarı çıkmak istiyor, bir yeri bilmediği için çıkamıyordu. En iyisi bir taksi çağırıp şehre gitmekti. İnternetten en yakın taksi durağının numarasını bulup taksi çağırdı. Taksi gelmeden hemen önce evden çıkarken evin emektarı olan Ayşe ablaya "Abla, ben şehre gidiyorum. Ahmet ararsa söylersin, akşama dönerim," dedi. Kadından olumlu cevap alınca da evden ayrılıp kapıda kendisini bekleyen taksiye bindi. İlk olarak Ulu Cami'ye gitti. Orada saatlerce kaldı. Öğle namazını Ulu Cami'de kıldı. Ulu Cami huzur veren bir mabetti. Burayla ilgili biriyle konuşmam lazım diye düşünürken bir turist kafilesi gördü. Onlara takılmanın iyi olacağını düşünerek yanlarına yaklaştı. Kafilenin rehberi Ulu Cami hakkında bilgiler veriyordu. Rehber, yıl 1396, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid, Haçlı ordusunun İstanbul'u kuşatmak için hareket ettiğini ve Niğbolu önlerinde olduğunu duyunca ordusunu hazırlayıp yola çıkar. Eğer Niğbolu kuşatmasından zaferle dönerse, elde edeceği ganimetle 20 tane cami yapmayı vaat eder. Zafer kazanılmıştır. Sıra 20 caminin yapılmasına gelmiştir. Damadı Emir Sultan, Hazreti Peygamberimizin soyundan ve Bursa Evliyası'nın büyüklerinden, kendisine 20 cami yerine 20 kubbeli büyük bir cami yapmasını tavsiye eder. Ve cami 1399 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümünde açılır. Açılışında kimler mi vardır? İlk namazı kıldıran Somuncu Baba, Bursa Evliyası'ndan Hacı Bayram Veli'nin hocası, açılış günü Ulu Cami'nin 3 kapısından aynı anda çıktığı görüldüğü ve sırrı açığa çıktığı için Bursa'yı terk ettiği söylenir. İlk cemaati Emir Sultan Hazretleri, Sultan Yıldırım Bayezid, Molla Fenari, Osmanlı'nın ilk Şeyhül İslam'ı, İlk imamı Süleyman Çelebi, Mevlid'in yazarı, müezzini ise Üftade Hazretleri, Aziz Mahmud Hüdayi'nin hocası ve birçok Bursa'nın büyük şahsiyetleri hazır bulunmaktaymış. Caminin ortasındaki şadırvanın da bir hikayesi varmış. Yıldırım Bayezid, Niğbolu zaferinde kazanılan ganimetlerle muhteşem bir mescit yaptırmak ister. Mimarlar burada yapılmasına karar kılarlar. Bu arsa üzerinde evi, bahçesi olanlara başka yerden muadil yer verilir. Hatta ceplerine birkaç kese altın sıkıştırılır, gönülleri hoş edilir. Ancak yaşlı bir kadıncağız evimde evin feryadı tutturur ki sormayın. Değerinin fevkinde ücretleri omuz silker. Bütün teklifleri olmaz der. Önce vezirler, sonra bizzat sultan kadının ayağına gider, iknaya çalışırlar. Ama o direnir. Sultan Bayezid Camii'nin yerini sevmiştir. Hiç hesapta olmayan pürüz canını sıkar. Hatta divanı toplar, çözüm yolu arar. Kadılar mal onun değil mi derler. Satarsa satar, satmazsa satmaz. Meclis çaresizlik içinde dağılırken Bayezid'in aklına damadı gelir. Emir Sultan'ı bulur, meseleyi anlatır. Mübarek sadece tebessüm eder. Acele etme der. Bir gecede neler değişmez. İhtiyar kadın o gece rüyasında mahşer meydanını görür. Annenin çocuğundan kaçtığı bir dehşet anıdır.
kalabalıkta korkunç bir azap endişesi vardır. O arada bir dalgalanma olur. İnsanlar alemlere rahmet olarak yaratılan Efendimizin yanına koşarlar. Şefaate kavuşan kavuşana, kadıncağız da niyetlenir ama bırakın yürümeye, kıpırdamaya mecali yoktur. Ayakları vücudunu taşıyamaz. Izdırapla yerleri tırmalar. Elinden kaçan büyük fırsat ciğerlerini dağlar. Feryat figan ağlamaya başlar. İşte tam o sırada Emir Sultan'ı görür. Herkes cennete gitti der. Ben bir başıma kaldım burada. Mübarek o gönül ferahlatan tatlı sesiyle sorar. Kurtulmak istiyor musun? Kadın nefes nefese cevap verir. Hiç istemez miyim? Öyleyse sultanımızı üzme cevabını alır. Ertesi gün kadın ayağı ile gelir evini verir. Üstelik önüne konulan ücreti bağışlar camiye. İşte bu alana şadırvan yapılmıştır. Kuzeybatısındaki pencereleri Hazreti Davut'un demirleri olarak rivayet edilir. Türkistan'daki Buhara şehrinden yola çıkarak Mekke Medine'ye dolaştıktan sonra 1389 yılında Bursa'ya yerleşen Muhammed Şemseddin gösterdiği kerametlerle bir anda halkın sevgisini ve saygısını topladı. Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Hatun'la evlenen Muhammed Şemseddin halk arasında Emir Sultan adıyla anılır oldu. O halkı din yoluna çağırırken padişahı da bazı konularda uyarıyor, ona yardımcı oluyordu. Bu arada Emir Sultan'dan önce Bursa'ya gelip yerleşen ve her gün çarşıya gelip "Somun var, müminler somun var" diye ekmek satan bir ulu kişi daha vardı. Ama halk Somuncu Baba dediği bu zatın kerametlerinden habersizdi. Günlerden bir gün Yıldırım Bayezid'in damadı Emir Sultan Hazretleri elindeki çömlekle birlikte bu zatın fırınına çıka geldi. Ekmeklerle birlikte çömlekteki yemeğin de pişirilmesini istiyordu. Somuncu Baba küreğin üzerine koyduğu çömleği fırına sürmeye çalıştı ama nafile. O küçük çömlek fırına bir türlü girmiyordu. Somuncu Baba geride durup seyreden Emir Sultan'ın yüzüne baktı ve yüzünde beliren tatlı bir tebessümle konuştu. Anladım, bu işi ancak sen başarabilirsin. Emir Sultan küreği aldı ve kolayca içeri sürmeyi başardı. Ama fırının içinde ateş yoktu ve soğuktu. Soran gözlerle ama tatlı bir tebessümle Somuncu Baba'ya baktı. Somuncu Baba yine aynı eda ile konuştu. Bekle, az sonra pişer. Karşılıklı gösterilen kerametlerden sonra iki ulu kişi birbirlerini tanıyıp dost olmuşlardı. Niğbolu Zafer'in anısına Bursa Ulu Camii'yi yaptıran Yıldırım Bayezid, açılışı damadının yapmasının uygun olacağını düşünmüştü. Cuma günü kalabalık cemaatin önünde seslendi. Ya Emir, kapıları sen aç ve cemaate vaaz edip namaz kıldır. Şehirdeki en veli kişi olduğun için bu şeref sana aittir. Hayır sultanım, bu şerefi Şeyh Ebu Hamideddin-i Aksaray'ı hazretlerine vermelisiniz. O benden daha üstündür. Bu zat kim ola ki? Belki duymuşsunuzdur sultanım. Somuncu Baba derler bir ekmekçi koca vardır. Ulu cami işçilerine de ekmek satmıştır. İşte bu zat odur. Cami açılsın da içeri girelim diye arkada bekleyen halk arasında bulunan Somuncu Baba, ne ettin emirim, bizi ele verdin, belli ettin diyerek bütün alçak gönüllülüğüyle camiyi açtı. Kürsüye çıkıp vaaz ve nasihatlarda bulundu. Bu sırada hazırlıksız yakalandığı için hutbede konu olarak Fatiha suresini tefsir etti. Ancak ard arda tekrar ettiği tefsirin ilkini herkes anlarken 7. tefsir edişinde Emir Sultan Hazretleri bile bu tefsirdeki sırrın kendinden çok daha üstün olduğunu görüp Emir Sultan Hazretleri dahil herkes ona hayran olmuştu. Rivayete göre Somuncu Baba caminin her kapısından aynı anda çıktı ve herkes onun elini öptüğünü düşünüp sevinir. Fakat sonradan Bursa halkı bunun bir keramet olduğunu anlar. Ayrıca Emir Sultan'ın dahi camiye açmak üzere Somuncu Baba'yı göstermiş olması tüm ahalide ona karşı olan muhabbeti daha da arttırmıştır. Ancak Somuncu Baba durumun anlaşılması üzerine artık Bursa'da tutunamayacağını anlar ve Ulu Cami çıkışında keramet göstererek kaybolur ortadan. Bursa ahalisi Somuncu Baba'yı araya dururken o sırada Bursa'da bulunan başta Emir Sultan olmak üzere diğer evliyalar ve ermiş kişiler Somuncu Baba'yı Bursa dışında yakalayıp geri döndürmek isterler. Fakat Somuncu Baba'yı ikna edemezler. Bunun üzerine oradaki 33 tane evliya bugün
dua çınarı olarak bilinen bölgede yer alan çınarın altında dua ederler. Burada Somuncu Baba'nın da Bursa şehrine hayır dua ettiği ve oradaki diğer tüm evliyaların da buna biat ettiği söylenir. Bu duanın yapıldığı çınara daha sonra halk dua çınarı demiştir. Ancak bundan yıllar evvel ağaç belediye ekiplerince yol açma çalışmaları sırasında hasara uğratılmış, fakat sonrasında çürüdüğü için tamamen kesilmiştir. Şu duvarda gördüğünüz ise Yavuz Sultan'ın kendisine Mısır seferinde hediye edilen ve Ulu Cami'ye kendi elleriyle astığı Kabe'nin örtüsüdür. Duvarda bulunan Kabe tablosunu gösterdi. Siz hangi istikametten ona bakarsanız kapısı size doğru dönük gibi gözükür. Herkes şaşkınlıkla değişik açılardan baktı tabloya. Rehber devam etti. Vav harfini göstererek Bursa'daki tarihi Ulu Cami'nin duvarında hat sanatıyla yazılmış, tesiple süslenmiş Vav harfinin önünde Hızır Aleyhisselam'ın namaz kıldığı rivayeti vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Rivayetin yaygın olması nedeniyle birçok kişi duaların kabul olacağı düşüncesiyle Vav tablosunun önünde namaz kılıyor. Size yine ilginizi çekecek bir olay anlatacağım. Sultan Yıldırım Beyazıt cami bitince Emir Sultan Hazretlerine "Cami nasıl oldu? Bir eksiğimiz var mı acaba?" diye sormuş. Emir Sultan da "Cami çok güzel oldu sultanım ama meyhanesi eksik kalmış" demiş. Yıldırım Beyazıt o zamanlarda içki içiyormuş. Bu cevaba çok şaşırmış. Üstelik de bunu söyleyen peygamberimizin torunlarından biriyken. "Nasıl böyle bir şey söylersin? Hiç camiye içki sokulur mu? Çok günah" demiş. İstediği dersi vermek üzere olan Emir Sultan cevap vermiş hemen. "Sultanım, sen insanın yaptığı mabette içki sokmaya günah diyorsun da Yaradan'ın yarattığı bu vücuda içkiyi nasıl sokuyorsun?" demiştir. O günden sonra bir daha sultan içki içmemiştir. Daha birçok hikaye. Hangisini anlatmalı? Demirci Kambur Bali Usta'yı tanır mısınız? Ulu Cami'nin yapılışında çalışan, arkadaşı Hacivat ile işçileri güldürdüğü için öldürülen ve Türk Gölge Oyunu'nun en önemli karakteri olan bizim tanıdığımız ismi ile Karagöz'ü. Hikayeye göre Karagöz ve Hacivat, Bursa'daki Ulu Cami'nin yapımında görevli iki işçidir. Camiyi kısa sürede bitirmek zorunda olan işçiler var güçleriyle çalışmaktadırlar. Çünkü padişah gelir de caminin bitmediğini görür ise, başta ustabaşı olmak üzere bir cümle işçinin boynunun vurulma tehlikesi vardır. Ama Karagöz ve Hacivat boş durmamaktadır ve sürekli atışmaktadırlar birbirleriyle. Bu atışmalar o kadar eğlenceli olur ki diğer işçiler, hatta çevredeki halk da inşaatın yanına gelip onları dinler. Tabii ki caminin yapımı aksar bu oyalanmalar nedeniyle ve padişah seferden döner. Caminin daha bitmediğini, hatta yarısının bile yapılmadığını görür ve tahmin edebileceğimiz gibi çok öfkelenir. Hemen sorumluların bulunmasını ister. Herkes can derdindedir. Karagöz ile Hacivat'ın atışmalarını çok seven işçiler ve ustabaşı da olmak üzere herkes bu çok konuşan ikiliyi suçlarlar. Ve ferman verilir, Karagöz ile Hacivat'ın kellesi kesilecektir ki kesilir. Ve Karagöz ile Hacivat, Türk temaşa sanatındaki efsanevi yerlerini alırlar. İyi ki bugün evde kalmayıp buraya gelmişim diye düşündü genç kız. Uzun uzun ibadet etti. Namaz kıldı, Kur'an okudu. El açtı, dua etti Rabbine. "Allah'ım, sen bu iyi adama, eşim Ahmet kuluna iman nasip et" diyerek eşini duasına dahil etti. İkindi namazını kılıp camiden ayrıldı. Biraz çevreyi gezip eve gitmeye karar verdi. Çarşıyı gezdi. Ahmet'e küçük bir hediye almak istedi. Ona mavi tonlarda kravat aldı. Günü harika geçmişti. Bursa bugün ona iyi gelmişti. Bir yere oturup çay içmeye karar verdi. Yol üzerinde bir kafeye oturdu. Bursa'yı soluyarak çayını içerken, "Sen kime sordun da buraya tek başına geldin?" diyen Ahmet'in sesini duydu. Sanki bir suç işlemişti. Adamın gözlerinden öfke akıyordu. "Anlamadım. Birine sormam mı gerekliydi? Sıkıldım ve dışarı çıktım. Ne var bunda?" diye tersledi Ahmet'i. "Bana sormadan ve yalnız evden çıkamazsınız, tamam mı?" diye bağırdı Ahmet. Kızı tepeden tırnağa süzdü. "Sen daha bir çocuksun." "Çocuk evlenmez" diye çıkıştı aynı tonda Zeynep. "Çocukmuşum." "Höh, bana baksana sen. Çocuğa benzer tipim var mı benim? Körsün galiba." Söyleyecek sözleri bittiğinde ne dediğini düşününce utandı bir an. "Allah'ım, ben ne dedim?" dedi kendi kendine.
dudağını ısırırken utançla bakışlarını adamdan çekti. ''Tamam öyleyse, eve gidince bakarım sana.'' dedi Ahmet gözlerini dikerek. ''Çocuk musun değil misin görürüm.'' alay eder gibi konuşuyordu. Kızın utanan hali onu memnun etmişti. Bu zamanda utanan bir kız görmek ona çok uzaktı. ''Özür dilerim, öyle demek istemedim. Lütfen.'' dedi yalvaran bakışlarla. ''Ufaklık beni delirtme.'' dedi Ahmet dişlerin arasından. ''Kalk hadi. Bana sormadan bir daha dışarı çıkmayacağına söz verirsen, senin tavsiyene uyup çocuk musun değil misin öğrenmem.'' dedi alayla. ''Tamam, pes ediyorum. Ben bir çocuğum. Ama çok sıkılıyorum yalnızlıktan.'' dedi Zeynep yalvaran gözler ve cümlelerle. ''Gel hadi başka yerde konuşalım.'' dedi Ahmet elini uzatarak. ''Herkes bize bakıyor.'' Zeynep, Ahmet'in elini tutup tutmamakta tereddüt etti bir an. Ahmet'i kızdırmamak için elini uzattı ve kalktı yerinden. ''Sen beni nasıl buldun? Arayan Mevlasını da belasını da bulurmuş.'' dedi Ahmet. ''Neden aradın ki beni? Ben Ayşe ablaya söylemiştim buraya geleceğimi. Birazdan da dönecektim. İskender yemeden mi?'' Zeynep durdu bir an. ''Bu adam zihin mi okuyordu?'' ''İskender yedikten sonra dönecektim zaten.'' dedi Zeynep gülerek. ''Ablaya yemek yapma demiştim ben ama...'' ''O zaman bu ihtiyarla İskender yer misin?'' ''Düşüneyim. Arkadaşlara sözüm vardı. Ama sizin gibi bir beyefendi için onları ekebilirim sanırım.'' diyerek gülerek cevap verdi Zeynep. Bu kız gülünce bir başka alem oluyordu. Gözlerin içi gülüyordu. Zeynep'in güzel günü esprilerle yenen yemekle son buldu. Birlikte eve geldiler. Zeynep yine hüzünlendi. ''Gidecek misin?'' diye sordu Zeynep üzgün bir şekilde. ''Gitmeyeyim mi?'' diye karşılık verdi Ahmet. ''Bilmem, sen bilirsin.'' diye omuz silkti Zeynep. ''Ben sana bir soru sordum.'' dedi Ahmet. Zeynep'in gözlerine bakarak ''Gitmeyeyim mi? Ben çok sıkılıyorum. Bu akşam gitme desem şansımı çok zorlar mıyım?'' derken adeta yalvarıyordu. O kadar kalabalık aileden sonra ıssız bir ada gibi olmuştu. ''Zorlamazsın.'' dedi Ahmet gülümseyerek. Zeynep'in yüzünde kocaman bir gülümseme oluştu aniden. Gözleri de eşlik etmişti dudaklarına. ''Kalıyor musun yani?'' dedi sevinçle. ''Hayır, henüz kal diyen olmadı.'' dedi Ahmet müzikçe. ''Tamam, o zaman bu akşam benimle evde kalır mısın beyefendi?'' Ahmet düşünüyormuş gibi yapınca Zeynep de oyuna uydu. ''Bak sakın yalvartma.'' dedi kocaman açtığı gözleriyle. ''Yoğun istek üzerine kalıyorum o zaman.'' dedi Ahmet gülümseyerek. Zeynep ''Çok çok teşekkür ederim.'' dedi. ''Bahçede oturalım mı? Sana çay yaparım. Bekle hemen geliyorum.'' diyen Zeynep, Ahmet'in cevabını beklemeden koşarak çay demlemeye gitti. Adam kızın arkasından bakarken ''Senden çok çekeceğim ufaklık.'' diye mırıldandı. Ahmet Ayşe Hanım'ı arayıp Zeynep'in uzun süredir evde olmadığını, taksi çağırıp Ulu Cami'ye gideceğini söyleyip gittiğini ve epeydir gelmediğini öğrenince çıldırmıştı. Onu arayarak zor bulmuştu. Kendine kızdı. Neden bu kızın telefon numarasını almamıştı ki? ''Evet, çocuk değilsin.'' dedi Zeynep eve girerken. ''Evet, çocuk değilsin.'' dedi Zeynep eve girerken. Devam eden günlerden sonra birkaç akşam birlikte yemek yemişler ve biraz beraber zaman geçirmişlerdi. Bu süre sabah 10-15 dakikayla akşamda yemekle sınırlı olmuştu. Buna da şükrediyordu Zeynep. Dışarı çıkamamıştı. Her izin almaya kalktığında Şeyda veya Akçay'la çıkarsın, yakında gelecekler diyordu Ahmet. Bir haftanın sonunda Ahmet kardeşlerinin geleceğini haber verdi. Zeynep artık yalnızlıktan kurtulacağı için çok sevindi. Bursa'yı okula başlamadan tanımak, gezmek istiyordu. O kadar çok gezilecek yer vardı ki Ahmet'le araları iyi sayılırdı. Ama bu tutucu hali Zeynep'i geriyordu. Onun gibi birinin Zeynep'in gezmesini rahatsız etmemesi lazımdı. Hem artık telefon numarasını da almıştı. Zeynep anlamakta zorlanıyordu. Emre, Şeyda ve Ayça beklendiği gibi geldi. Evde başka insanların olması en azından yemek masasını kalabalıklaştırmıştı. Akşam yemeklerinde beşi beraberdi genelde. Ahmet ve Emre ara sıra gelmiyordu. Ama en azından Zeynep sofrada yalnız kalmıyordu. Ne kadar iletişim kurmaya çalışsa da Şeyma ve Ayça Zeynep'e karşı mesafeliydiler. Sadece yemekle görüşebiliyorlardı. O esnada da Zeynep'i yok sayıyorlardı. Ahmet'in beraber kız kıza gezme teklifini meşgul olduklarını söyleyerek reddetmişlerdi. Ahmet bir akşam hepsini yemeğe çıkarmayı teklif etmiş, yine aynı cevabı almıştı.
Ahmet de onları kırmak ve zorlamak istemiyordu. Ancak bu olaylarda az canını sıkmıyor değildi. Bir akşam yemekten sonra hep beraber çay içiyorlardı. Ayça, "Abicim biz yarın Şeyda ile yardım yemeğine gideceğiz. Bizi arabayla gönderir misin?" dedi. "Zeynep de size katılır sanırım. Senin için sorun olmaz değil mi Zeynep? Yemek davetiyeleri önceden alındı. Zeynep'in katılması mümkün olmaz. Değil mi Şeyda?" dedi Ayça, Şeyda'yı kendine şahit tutarak itiraz etti hemen. "Evet," dedi Şeyda, "bilet temin etmek olanaksız." "Anladım, ben anlamam gerekeni anladım," dedi Ahmet. Kızlar Zeynep'e karşı tavırlıydılar. Zeynep'in moralinin bozuk olduğunu görebiliyordu. "Zeynep, hadi gel biz de dışarı çıkalım, dolaşalım, ne dersin?" diye sordu Ahmet hemen aklına gelenle. "Ben yorgunum, odama çıkmak istiyorum, müsaadenizle," dedi ve hızla salonu terk etti. Kız bu duruma çok üzülmüş, ağlayacak gibi olmuştu. Zeynep gidince Ahmet elindeki bardağı sehpaya bıraktı. "Bana bakın, bu tavrınızdan vazgeçin. Bu kız istemedi sizin hayatınıza girmeyi, zorunda kaldı. Ayşe, onun yerinde sen de olabilirdin. Bu yaptığın düşüncesizce bir hareket. Annem anlaşılan sizi epeyce doldurmuş buraya gelirken. Ama şunu bilin ki ben karıma böyle davranmanıza izin vermeyeceğim," dediğinde sesinin tonu her cümlede artıyordu. "Ha, bir de o yemeğe ve bundan sonraki her etkinliğe taksiyle gidin," dedikten sonra hızla ayağa kalktı Ahmet. "Ama abi," diye söze başlayan Ayça itiraz edecek gibiydi. "Kes Ayça, siz tercih yaptınız, ben de yaptım." Kardeşinin konuşmasına izin vermeden salondan çıktı. Anlamıyordu Ahmet. Bu zavallı kız ailede kan akmasın diye bu yaşında, daha çocuktu. Hiç tanımadığı bir adama veriliyor ve kızcağız boyun eğiyor, kendinden vazgeçiyor. Onlar destek olacaklarına kıza zulüm ediyorlardı. Ağır ağır çıktı merdivenleri. Her adımda daha da çaresiz hissediyordu kendini adam. Bu kızcağızı korumalıydı ama diğer tarafta da ailesi vardı. Zeynep yatak odasına girmişti. Bu olanları anlamıyordu. Onların Zeynep'le derdi neydi ki? Zeynep yokmuş gibi davranıyorlar, bazen de ima yolu laf sokuyorlardı. Geçenlerde de Ahmet'in bir kadınla ilişkisi olduğunu ima etmişlerdi. Hatta Ayça, annesinin Tuğçe diye birini aradığını ve bu evliliği ona açıkladığını anlattı Şeyda'ya. Güya Zeynep'ten gizli anlatıyordu ama asıl isteği bunu Zeynep'e duyurmaktı. Zeynep bu Tuğçe'nin kim olduğunu, aslında hiç merak etmiyordu. "Yemezler canım, yemezler. Ben balık değilim, yemi yutmam," dedi Zeynep kendi kendine gülerek. Ayça ve Şeyda onu incitmeyi kendilerine görev edinmişlerdi. 2 gün sonra anneleri gelecekti. O zaman durum daha vahim olacaktı diye korktu Zeynep. Ahmet'in bir sevgilisinin olması ihtimali içini yakıyordu. Ama Ahmet'e bunu soramazdı. "Ya evet derse," dedi kendi kendine. İçi ürperdi birden. Ahmet kapıyı çaldı. "Gelebilir miyim?" Zeynep adamın sesini duyunca heyecanlandı birden. Hemen uzandığı koltuktan toparlandı. "Evet," derken sesi titredi kızın. Kapıyı açtı, içeri girdi. Zeynep'in yanına oturdu Ahmet. Ne diyeceğini bilemiyordu. Ama onu teselli etmeli ve destek olacağını bir şekilde anlatmalıydı. "Ufaklık, onlara zaman ver, olur mu? Henüz kabullenemediler evlenmemizi. Çok ani oldu. Biz bile alışamamışken onlar için de zor," derken sesinde sıkıntı ve kendini açıklayabilme isteği vardı Ahmet'in. Kız yanlış anlayacak diye ödü kopuyordu. Bu yüzden de cümleleri kurmakta zorlanıyordu. Ahmet'in sözlerinden sonra Zeynep uzun uzun baktı adama ve ardından sessizce konuştu. "Anlıyorum. Gider misin? Uyumak istiyorum," dediğinde adam böyle bir cevabı beklemiyordu. "Hadi ama ufaklık," dedi Ahmet ısrarla. "Lütfen," diyen kız resmen adama yalvarıyordu. Ayağa kalktı Ahmet ve kıza bakarak konuştu. "Sen bilirsin. Ağlamana değmez. Ben sana onu anlatmak istedim." "Tamam, anlattın. Ben de anladım. İyi geceler. Senin dışarıda işin de vardır şimdi. Güle güle." Ahmet çıktı. Zeynep için üzülüyordu ama elinden de bir şey gelmiyordu. Bu akşam dışarı çıkmamaya karar verdi. Zeynep ağlayarak uyudu. Eskiden de üzüldüğünde kimseyle konuşmaz, sessizce odasına sığınırdı bu akşam yaptığı gibi. Yalnız kalmalıydı. O kadar çok üzülmüştü ki Ahmet'i kırabilirdi. Onun suçu yok muydu? Vardı tabii ki. Zeynep'in kendi kendine dışarı çıkmasına izin vermemiş ve kardeşi tarafından kaçıncı keredir reddedilişini seyretmişti.
bu duruma son vermek için ikinci bir konuşma yapmayacaktı. Nasıl olsa yakında okul açılacaktı. O zaman kurtulacaktı bu hapishaneden. Güldü. Ahmet okula da yalnız gitme derse, aman Allah korusun dedi kendi kendine. Üf ya, ben evimi istiyorum. Düşüncelerini bir kenara bırakmayı denese de başaramayıp karmakarışık uyumuştu o gece. Sabah kahvaltıya inmek istemedi. Gözleri zaten ağlamaktan şişmiş ve kızarmıştı. Biraz yatak keyfi yapar sonra da kalkarım. Nasıl olsa benim yokluğumu anlayan olmaz dedi kendi kendine. Eline kitabını aldı, okuyamadı. Kendini acımayı bırak Zeynep. Vardır bir hayır. Bekle sabret diyerek kendine telkinde bulundu. Ama içindeki acı sürekli büyüyordu. Zeynep yerinde duramayan, sürekli hareket halinde olan bir genç kız iken böyle dört duvar arasına hapsolmuş bir mahkum haline geldi. Kendisi bu duruma nasıl katlanıyorsa bu ailenin de katlanması gerekiyordu. Uf ya, okul açılmalı artık diye mırıldandı. Yakında tercih sonuçları açıklanacaktı. Okul başlayınca yeni insanlarla tanışacaktı. Hayatı daha yoğun ve dolu dolu geçecekti. Bir süre sonra daire kapısının açıldığını duydu. Ayşe abla gelmiştir diye düşündü. Giyinme odasının kapısı açıldı, ses kesildi. Bir süre sonra kapı tekrar açıldı. Derken Zeynep'in kapısı tıklatıldı. Zeynep, abla müsait değilim, önemli değilse sonra ben senin yanına gelsem dedi. Olmaz ufaklık, şimdi lazımsın bana diye cevap verdi Ahmet. Zeynep şaşkınlıkla yataktan fırladı, pijamalı bir halde koşarak kapıyı açtı. Ahmet, ne işin var burada? Kime ne oldu diye sordu panikle. Dur ya, kimseye bir şey olduğu yok. Duydum ki bu evde ufak bir kız kahvaltı yapmamış dedi kaşlarını çatarak. Aç değilim ben dedi Zeynep. Ama ben açım. Bana güzel bir kız eşlik ederse kahvaltın daha lezzetli olur diye düşündüm diye şakalaştı Ahmet genç kızla. Git bul güzel bir kız, bana ne ki, uykum var benim dedi Zeynep. İşim zor, hem ufaklık olacak, hem benim karım olacak, hem öyle güzel olacak, hem de keçi gibi inatçı olacak. Sensin keçi, inat etmiyorum ben. Sadece aç olmadığımı ve uykum olduğunu söylüyorum dedi Zeynep öfkeli bir ses tonuyla. Öyle canım, ne dediğini duydum. Şimdi ufaklık bahane duymak istemiyorum. Hemen hazırlanıyorsun, bugün beraberiz. Bana katlanacaksın artık. Hadi hadi. Ne bekliyorsun hala? Tamam, ben değiştiririm elbiselerini dedikten sonra odaya girmeye kalkınca adam Zeynep ellerini öne uzatıp dur işareti yaptı. Tamam tamam, ben elbiselerimi giyerim dedi Zeynep. Adam niyeti bozmuştu resmen. Ahmet kadınların hazırlanmalarının ne kadar uzun sürdüğünü biliyordu. Zeynep kapıyı kapatırken çabuk ol, çok acıktım dedi. Zeynep annesi gibi hemen hazırlanan bir kızdı. Babası hazır askerlerim benim derdi onlara. Hemen hazırlandı. Beyaz pantolon ve buz mavi tunik giydi. Başına mavi tonda şal, eline de beyaz bir çanta aldı. Ayaklarına da beyaz ayakkabılarını giydim tamamdı. Koşarak aşağıya indiğinde Ahmet'i salonda gazete okurken buldu. Ben hazırım dedi Zeynep Ahmet'in karşısında dikildiği esnada. Kızı tepeden tırnağa süzdü Ahmet. Su damlası gibiydi bu kız. Wow, bu ne hız, harikasın. Ahmet hemen ayağa kalktı. Nereye diye sordu Ayça. Abisinin bu saatte evde olmasına şaşırmış ama soramamıştı. Zeynep'i görünce durumdan hiç hoşlanmadı. Bugün karımla zaman geçireceğiz. Birlikte kahvaltıya gidelim dedik. İzin verirsin değil mi bize? Dedikten sonra Zeynep elini uzattı. Hadi bakalım çıkalım. Ayşe abla biz çıkıyoruz. Ha bu arada akşam yemeğinde de yokuz. Ayça duyduklarına şaşırmış durumdaydı. Ve en önemlisi abisi o kızın elini de tutuyordu. İyi eğlenceler Ahmet oğlum dedi Ayşe Hanım. Ahmet ve Zeynep el ele evden çıktılar. Arabaya bindiler. Şimdi seninle anlaşma yapalım ufaklık. Bugün ağlamak yok, itiraz yok. Ben ne dersem o, anlaştık mı? Dediğinde Zeynep ne cevap vereceğini bilemedi. Bir an düşündü. Hadi cevap bekliyorum dedi Ahmet sabırsız bir ses tonuyla. Olur, anlaşabiliriz. Namaz için izin olacak ama dedi Zeynep şartını öne sürerek. Ahmet arabayı çalıştırdığında yüzündeki gülümsemeyle düşünürüz dedi. Hey durdur arabayı, olmaz gitmeyelim o zaman diye itiraz etti Zeynep. Şaka ufaklık şaka. Tabii ki namazını kılabilirsin dedi Ahmet gülümseyerek. Tamam o zaman sana uyarım, anlaştık dedi Zeynep neşeyle. Ahmet Zeynep'i şehir içinde mükemmel bir yere getirmişti.
rengarenk çiçekler arasında masalar kurulmuştu. Belli ki Ahmet buraya sık sık geliyordu. Kafenin sahibi onları güler yüzle karşıladı. "Hoş geldiniz Ahmet Bey." "Hoş bulduk abla," dedi ortamı sıcacık ısıtan kadına. "Abla nereye oturalım?" "Nereyi isterseniz, siz masa seçin. Bu arada serpme kahvaltı mı istersiniz?" diye sordu kadın samimiyetle. "Elbette ablacığım," diye cevap verdi Ahmet kadına. "Tamam o zaman, kahvaltınız geliyor. Sonra da sohbet ederiz." "Bekliyorum ablam." "Tanıdık mı?" diye sordu Zeynep merakla. "Burada tanıştık. Köşeye oturalım mı?" "Fark etmez," dedi Zeynep. Zeynep'ten aldığı cevap ile Ahmet genç kızı yönlendirdi ve az önce gösterdiği masaya geçip oturdular. Aile çalıştırıyor kafeyi. Abla ve eşi, diğer bayanlar da eltileri. "Kahvaltıyı seveceksin, garanti veriyorum," dedi Ahmet geldikleri mekanı överek. Bakalım. Ahmet Bey," diyerek kafeye giren adam onlara doğru geldiğinde Ahmet kalkıp adama sarıldı. "Hoş geldiniz," diyerek kıza da selam verdi. "Hoş bulduk. Nasılsınız abi?" "Elhamdülillah, sizler iyisiniz. Bu kızımız da kim?" derken adamın gözleri sevgiyle kıza baktı. "Eşim abi." "Oo, evlendin mi?" "Hanım," diyerek seslendi. "Ahmet evlenmiş." "Ne? Ne zaman?" diye kadın heyecanla mutfaktan yanlarına geldi. "Ne zaman oldu bu iş?" beğeniyle Zeynep'e baktı. 15 gün ancak oldu. Memleketten geldi Zeynep. Giresun'dan. Allah mesut etsin derken kadın kıza sıkıca sarıldı. "Çok şanslısın. En iyi oğlumuza varmışsın." Karı koca yeni evlileri tebrik edip iyi niyetlerini ifade ettiler. Kadın ve yardımcıları kısa sürede sofrayı hazırladı. Harika bir sofra vardı önlerinde. "Ne kadar fazla yiyecek böyle? İkimiz bitiremeyiz," dedi Zeynep masada göz gezdirerek. "Yok, yoktu masada." "Teşekkür ederiz," dedi kadına genç kız. "Afiyet olsun Zeynep gelin. Biz aslında bu sofrada bulunan her şeyi misafirlerimize tanıştırıyoruz. Ancak siz yeni evlileri pek meşgul etmek istemiyorum. Ahmet Bey, gelinimizi tekrar misafir ettiğimizi anlatalım isterseniz." Yo, önemli değil," diye Zeynep itiraz etti. "Konuşmaya başladın mı susmam güzel gelin. Şimdilik başlamayalım," dedi kadın gülerek. "Sen nasıl istersen abla, ama bizi burada unutmayın. Kahvaltıdan sonra kahve içerken güzel bir sohbet edelim." "Anlaştık, size afiyet olsun," diyerek kadın masadan ayrıldı. "Ben çok açım, seni bile yerim ben," dedi kadının ardından Zeynep Ahmet. "Hop dur bakalım, sen kahvaltılıkları ye, az gelecekse ben yemeyeyim. Can tehlikem var ne de olsa," dedi Zeynep. Kızın bu tatlı halini gülmeden edemedi genç adam. Gülüşerek kahvaltılarına başladılar. Kahvaltılarını yaparken, "Zeynep, aslında bu konuları konuşup seni üzmek istemiyorum ama galiba konuşmadan da olmaz," dedi Ahmet düşünceli bir şekilde. "Hangi konuları?" diye sordu Zeynep. Ahmet bir süre düşündü. Uygun kelimeleri bulmaya çalışıyordu. "Bizimkilerin sana karşı tavrı." "Ben gerçekten anlamıyorum," dedi Zeynep. "Senin ailen istedi bu evliliği. Ben zorunlu olarak kabul ettim. Sanki benim ailem zorla beni sana kakalamış gibi davranıyorlar. Biz babam vurulduktan sonra bu olaylardan hep uzak kaldık olabildiğince. Babam kan davasının bitmesi için en çok çaba gösterenlerden biri bu ailede. Benim tahminim senin ve benim babam barışı en çok isteyenler olarak ceza kesilmiş onlara. Hadi evlendirin çocuklarınızı, bedel ödeyin, biz de barışalım demeye getirmişler. Annem bunu duyunca çıldırdı. Tahmin edersin neler yaptığını," diye cevap verdi Ahmet. "Tahmin ediyorum. Bir de benim evlenmek üzere olduğum bir kız vardı. Annem onu çok severdi. Hayalleri yıkıldı," dedi Ahmet sakin bir şekilde. Zeynep bu itirafı beklemiyordu. Şaşırmıştı ama belli etmek de istemiyordu. Daha önce kız kardeşi konuşurken duymuştu. "Tuğçe miydi o kız?" diye sordu Zeynep. Ahmet hızla başını kaldırdı ve şaşkınlıkla baktı Zeynep'e. Zeynep nereden biliyordu ki? "Evet ama sen nereden biliyorsun?" derken kızın kendisine bakmasını arzu ediyordu. Zeynep adama baktığında, "Tabii ya, Ayça değil mi? Aslında bana kimse bir şey demedi. Sadece yanımda ima yollu konuştular. Ben de anladım işte," dedi Zeynep. "Aslında daha karar vermemiştik. Ancak annem beklenti içindeymiş bizim evlenmemiz için," diye açıkladı Ahmet. "Üzüldüm ama biz, yani sen ve ben ayrılınca evlenebilirsiniz," güldü Ahmet
bu evlilik barış için yapılmıştı ve asla yıkılmasına izin verilmezdi. Düğün günü Zeynep'i rahatlatmak için söylemişti ileride boşanırız diye. Zeynep sen üzülme, o konu bitti. Herkes kendi yolunda. Neyse konumuza dönelim. Annem bu iş olmaz diye isyan etti. Ancak başarılı olamadı. Babamın ısrarları sonuç verdi ve seni istemeye gittiler. Seni görünce tekrar resmen delirdi. Anlıyorsun değil mi? Annem için sana itiraz edebilmek adına bir sebep daha çıktı. Başörtün dedi Ahmet. Üzgündü. Onu da fark ettim ama yapabileceğim bir şey yok ki dedi Zeynep çaresizce. Biliyorum ufaklık zaten. Senden sabırdan başka hiçbir şey beklemiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne olur sabret. Ben senin yanındayım. Senden sadece sabır istiyorum. Ahmet Zeynep'e yalvarıyordu resmen. Zeynep adama kayıtsız kalamadı ve başını salladı, kabul ettiğini belli etmek maksadıyla. Ben elimden geleni yaparım. Sabretmeye çalışırım inşallah diye cevap verdi Ahmet'i rahatlatmak adına. Ben senin yanındayım. Bunu hiç unutma. Her şeyi benimle konuş dedi Ahmet. Zeynep başıyla onaylarken tamam dedi sadece. Ben senin yanındayım. Bunu hiç unutma. Her şeyi benimle konuş dedi Ahmet. Zeynep başıyla onaylarken tamam dedi sadece.